Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır Xiaomi Redmi 9C telefonu ile alakalı bir model, 9C NFC modeli ile alakalı bir video çekmiştim, geliştirici seçenekleri açma konusunda. Ama telefonun modeli NFC modi yazıyor, yani telefonun modelinde NFC yazdığı için bunu millet yanlış anlıyordu. NFC ayarların nasıl yapıldığını anlıyordu. Ama bu videoda sizlere NFC ayarları Xiaomi telefonlarında nasıl yapılır, bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar ilk yapmamız gerekense hemen yukarıdaki paneli aşağı çekiyoruz ve burada NFC'yi buluyoruz. Burada NFC var, bunu açıyoruz. Eğer yoksa arkadaşlar, mesela diyelim ki burada yok, bunu kapattım. NFC şu anda kapalı. Yok burada diyelim. Hemen ayarlara giriyorum. Arkadaşlar ayarlara girdikten sonra bağlantı ve paylaşıma giriyorum. Bakın bu yaptığım Xiaomi telefonları için geçerlidir. Her modelde NFC var mıdır yok mudur bilemem. Kullandığım telefonda Redmi Xiaomi Redmi Note 9 Pro arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Aşağıya doğru geliyoruz. Burada arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi karşımda NFC var. Burada NFC açıyorum. NFC açtıktan sonra dikkat etmemiz gerekenleri de sizlere söylüyorum. Güvenli element konumu diyor. Buradan arkadaşlar HCE cüzdanını seçmemiz gerekiyor. Yoksa ödeme karşı tarafa gitmez arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Bir de burada temassız ödemeler kısmında hangi bankadan ödeme yapacaksanız. Mesela ben iki tane banka uygulaması kurdum. Ziraat Mobil var, Yapı Kredi var. Hangisini ya da bir tanesini varsayılan yapacaksınız bunların. Mesela bir tanesini varsayılan yapacaksınız. Bunu işaretleyeceksiniz veya bunu. Varsayılan uygulama Ziraat'ı seçmişseniz bu varsayılan Ziraat'tır. Yapı Kredi seçerseniz Yapı Kredi olur. Mesela herhangi bir banka, mesela bunlar örnek olsun diye ben yükledim bu uygulamaları. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve buradan geri çıkıyorum. Geri çıkıyorum. Tekrar geri çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar geri çıkıyorum. Ve buradan uygulamalara girmemiz gerekiyor. Bakın orada da bir ayar var. Yapmamız gereken bir ayar var arkadaşlar. Benim telefonumda çıkmadı. Yazılım güncelleşmesi yaptım. Ondan dolayı onu bilmiyorum ama sizde varsa yapmanız gerekiyor bunu. Buradan uygulamalar açılsın. Ziraat yazayım şuraya. Ziraat mobile giriyorum arkadaşlar. Ziraat mobile girdim. Burada arkadaşlar uygulama izinleri var. Uygulama izinlerinde dostlarım, burada NFC yazarsa NFC'yi açmanız gerekiyor dostlar. Burada NFC'ye izin vermeniz gerekiyor. Onu sizlere söyleyelim. Mesela Yapı Kredi'ye gireyim ya da diğer izinlere girelim. Bakın burada ya da burada NFC yazması gerekiyor arkadaşlar. Ama bende yazmıyor nedense, onu bilmiyorum. Telefonu güncelledim, böyle bir sıkıntı var şu anda. Ama size yazıyorsa onu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani okeylemeniz gerekiyor. Yani yeşil olması gerekiyor. Ya bir de burada dikkat etmeniz gereken pil tasarrufu modunda kısıtlama yok olmayacak arkadaşlar. Yani pil tasarrufu işaretliyse, önerilir diyor. Pil tasarrufu işaretliyse ödeme yapamazsınız. Kısıtlama yok, yapacaksınız bunu. Hangi banka uygulamasından NFC temas ödeme yapacaksanız kısıtlama yok, yapacaksınız arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Mesela yine Yapı Kredi Bankası'na gidelim. Ya ben öylesine kurdum. Reklam olarak algılamayın sakın. Sakın reklam olarak algılamayın arkadaşlar. Evet, burada diğer izinlere giriyorum. Burada da işte benim telefonumda bir sıkıntı olduğundan dolayı arkadaşlar NFC şu anda göstermiyor. Burada NFC varsa NFC'ye izin veriyorsunuz ya da şurada yine NFC varsa NFC'ye izin veriyorsunuz arkadaşlar. Bir de yine pardon, pil tasarrufuna giriyorsunuz. Burada eğer pil tasarrufu önerilir, bu seçiliyse ödeme yapamazsınız, kısıtlama yok diyeceksiniz. Değerli dostlarım. Bir de telefonumuzda artık geri kalan kısmını da telefonunuzdan girip ödemesini gerçekleştireceksiniz. Tabii ki NFC'yi açmamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi NFC'yi açmadan şu anda benim açık. Kusura bakmayın, boğazım biraz tıkanıyor bu aralar. NFC olmadan da ödeme yapamıyorsunuz. Tabii ki internetinizin de olması gerekiyor arkadaşlar. Geri kalanı Ziraat Bankası artık Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden temas ödeme şeklinden ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen sorularınız olursa yine yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlara yazarsanız mümkün olduğu bir vakitte zamanda dönmeye çalışırım arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.